Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul 'uqdatam min lisani yefkahu kavli. Febid emri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir recim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimin alâl hayri ve lev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve kulle muhtesin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalatin finnâr. Ve bis senetil muttasilen nissebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Hamsun minel ibade kılletü ta'am vel kuğut fil mesacid vel nazar ilel Kabe vel nazar ilel fil mushaf min gayri en yakra ve nazar fi veçil alim. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cümle peygamberan rızam aleyhüm salavat ve teslimat ehli beyt ehli asabet bağlı rıdvanullah teala alim ecmain bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyhüm ecmain hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz, hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin geçmişleri, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden emmi, hutaba, müezzin, kayyumi, cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfunlan evliya, ulema, sulaha, şuhada, mü'minat, tüm geçmişlerimize ervaçın. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Hamsün minel ibade. Şu beş haslet ibadetten sayılır. Nedir onlar? Kılletü ta'am. Az yemek. Az içmek. Evet. Bu yemenin, içmenin çok olması halinde kalp katılaşır, kalbe kasvet gelir. Evet, azalar tembelleşir, ibadet yapma zevki kalmaz. Onun için az yemeli, az içmeli. Zaten doktora gittiğin zaman az ye diyor, çeşitli şey yeme diyor. Bir şey ye diyor. Aynı şeyleri bugün de söylüyorlar. Evet. Bu ibadettendir. Yani ibadete sebep olduğu için ibadetten bu maksatla böyle yaparsa insan ibadetten sayılır. Çünkü peygambere uyma niyeti var. Vel kuğut fil mesacid. Evet. Namazı beklemek için camide namazı beklemek için oturmak da ibadettendir. Onun için camiye erken gelip ezanı camide dinlemek en şereflisi, en faziletlisidir. Buna dair Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka hadisleri de var. Camide otururken, namazı beklerken ezanı dinleyenler din mahşerde yüzleri güneş gibi parlayacak diyor Efendimiz. Camiye gelirken, abdest almış gelirken yolda şeydenlerin ay gibi parlayacak diyor Efendimiz. Evet, erken gelenlere böyle teşvik var. Burada camide oturduğu zaman namaz beklemek için o da ibadetten sayılıyor. Melekler de dua ediyor. Tabii itikaf. Camide 10 gün
kendisini Allah'a bağlamak, dünya ilişkilerinden uzak kalmak, ibadet için camide hapsolmak, itikaf, Ramazan'ın son 10 günü sünnet olan, yani Peygamberimizin kaza ettiği sünnet. Aslında farzlar kaza edilir ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Harbi sırasında itikafa girememiş, onu bilahare kaza etmiş. Sünnetler kaza olmaz ama ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Evet, böyle ilim için, Kur'an-ı Kerim kıraatı için camide beklemek ibadettir. Evet, şimdi hadis dersi için bekliyorsunuz. Bu Cevat Hoca olsun, başka hoca olsun, Peygamberin hadisini okuyan kimseden hadis öğrenmek kastıyla. Evet, fıkıh da böyledir. Şu haram, şu helal. Evet, itikad bahisleri de böyledir. Şu küfürdür, şu imandır. Ha, bunları öğrenmek için camide beklemek ibadettir. Ve nazar ilel Kabe, Kabe-i Muazzama'ya bakmak da ibadettir. Evet, biz de gözümüzle bakmak, Kabe'ye bakmak, o da ibadettir. Evet, şimdi bunları bileceğiz. Allah nasip edecek inşallah, Kabe'ye gideceğiz, hacı olacağız. Ama bilerek gideceğiz. Bilmezsek, işte bunları bilmezsek, çaycı gidip yolcu geliyoruz. İnsanlar öyle oluyor. Orada oturuyor adam. Tamam, yorulur insan, uykusuzdur. Geçmiş namazlarını kaza et. Fazla istiğfar et. Çünkü orada bir iyilik yaptın mı 100.000 kat fazla sevap alıyorsun. Ama yoruldum, eyvallah. Yorulduğun zaman da Kabe'ye dön. Bak Kabe'ye. Yoruldun çünkü. Tamam. Ama şimdi öbek öbek toplanıyor hacılar bizim. Tabii bizim hacılardan söz ediyoruz. Bizim kendimizden söz ediyoruz. Ötekiler karışmıyoruz. Onlar yumuşarmış değil de. Evet, önce kendimize iğneyi batırıyoruz. Toplanıyorlar, halka oluyorlar. Bir kere Kabe'desin arkadaş. Orada sohbet yeri değil orası. Türkiye'de bilmem siyasi adamın şevliymiş böyle. Ne işi var orada o adamın? Dedikolara giriyorlar. Birbirleriyle tartışmaya giriyorlar. Bizimkiler bu hariç. Bilmem Amerika bilmem başkanı şöyle olmuştu. Ya ne işin var orada? Adamın o gavurun orada ne işi var? Ama bunları şeytan yaptırıyor hacılara. Bunu bilmediği için. Bunu bilmediği için. İnsanın birbirleri konuşmaya ihtiyacı vardır ama orası Kabe ya. Evinde konuş, otelde konuş, mübarek adam. Orada yorgunsan, argınsan bak ne diyor? Kabe'ye bakmak ibadettir diyor. Dön bak. Dön bak. Ama orası Kabe. Orada seni imtihan için çeşitli şeyler var. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri var. Türkiye'deki tasavvuf erbabının piridir o. Şam'da yatıyor, Kasyan Tepesi'nde. Çok büyük alim. Ve hiç sözünü sakınmıyor. Yanlış gördü mü direkt söylüyor, yanlış diyor. Bunu yapan devlet reisi olsa da, en yetkili memur olsa da, yaptığın yanlış, şeriata aykırı diyor. Böyle bir adam, cesur adam, Mevlana Halid Hazretleri, binlerce talebe yetiştirmiş, hacca gitmeye olmuş. Tabii ömrünü gece gündüz ibadete vermiş, ilme vermiş, talebe yetiştiriyor din adına. Allah Celle Celaluhu yaşlı bir insan kılığında Hızır Aleyhisselam'ı işte göndermiş. Hoca demiş o, sen yanlış gördün mü kendini tutamazsın, hemen o yanlışı düzeltmek istersin. Çünkü Allah'ın emri bu. Bir yanlış gördünüz mü فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِ elinle düzelt. Elinle olmazsa sözünle düzelt. Sözün olmazsa işte kalbinle düzelt. Hadis var ya, böyle kötülüğü hoş gören adamda iman yoktur diyor.
Yapamıyorsan hiç olmaz içinden tiksineceksin o kötülüğü, yanlışı. Böyle cesur adamsın diyor. Orada diyor kimseye karışma diyor. Orası başka diyor. Söylemiş gitmiş. Varmış tabii alim adam. Tavaf ediyor. Orada 50 tavaf yapmak 50 defa 7. 50 tane 7 dönüş. 50 tavaf bu demek. 7 dönüş bir tavaf. 7 dönüş 2 rekat namaz bir tavaf. Böyle 50 tavaf yaparsanız cennetlik beratı veriliyor. Öyle bir müjdesi var. Adam yapamaz, yaşlıdır, hastadır, tamam, çok kalabalık, eyvallah. O zaman namaz kıl, ha, değil mi? Bire 100 bin kazandırıyor. Veya yorgunsan tesbih çek, estağfurullah de, bire 100 bin kazandırıyor. La ilahe illallah de, orası böyle bir yer. Bırak şu lakırtıları, bire 100 bin kaybediyorsun, dedikodu yapıyorsun. Elin Amerikan başkanının, gavurunun ne işi var orada ya? Ama şeytan durdurmuyor. Maalesef bunları bilmeyen hacılar bunları yapıyor öbek öbek. Şimdi işte o mübarek hoca efendi de bir tane adam namaz 4-7 döndükten sonra mümkünse makam İbrahim orada 2 rekat tavaf namazı kılmak iyi. Orada yer bulamazsa başka yerde de olur. Hatta eve gelip evinde otelinde de kılabilirsin. Kılmadıysan hatta Türkiye'de de kılabilirsin. Borcun o senin. Ama orada kılmak aftal. İşte Orhoca Efendi bunu bildiği için gelip orada namaz kılıyor. Bakıyor bir adam arkasını Kabe'ye dönmüş. Namaz da kılmıyor. Tespiti çekmiyor. Böyle bakıyor. Kaşını gözünü eğmiş. Ters bakıyor yani. Sırtı Kabe'ye dönük. Gelmiş namaz kılmış. Adam böyle la havle çekmiş. Gitmiş. Dönmüş gelmiş. Bakmış yine aynı. Sırtı Kabe'ye dönük. Yine la havle çekmiş gitmiş. Üçüncü de yahu demiş, Hacı Efendi, tamam yaşlısın anladık, yorgunsun. Yorulmazsa demiş, kıbleye dön de demiş, şu kıbleye bak demiş. Adam ne demiş biliyor musun? Sana demiş Bağdat'ta gelirken ne dediler demiş. Kimseye karışma, meğer o da şeymiş yani Hızır'mış. İhtiyar adam kılığında. Evet, onun üzerine hemen eline kapanmış, elini öpeceğim, affedersin diyecek. Ayağını kaldırmış o adam. Buraya bak demiş. Bir bakmış, Delhi'yi görmüş işte, Hindistan'ın Delhi şehri. Orada meşhur alim Abdullah Dehlevi Hazretleri var. Oraya gideceksin demiş, senin bu yaptığın yanlışlığı o düzeltecek demiş. Benden bekleme. Oradan gelmiş işte, yollara düşmüş. O zaman uçak yok, otobüs yok. Yollarla gidiliyor. Tabii bunların hep söylemesinde o büyük alim ve sözünü budaktan sakınmayan bir alim giderken işte Azerbaycan'dan şuradan buradan gidiyor, İran'dan. Evruna da biliyorsun Şii, çok aşırı Şiiler var. Hazreti Ebu Bekir söylediler, kulağımla duydum. Lanet 10 Muharrem'de Necef'te ayinlere katıldık. Yüz binler Hazreti Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a lanet okuyorlar, sövüyorlar Hazreti Muaviye'ye. Ki Peygamberimiz vahiy katibidir, kayınbiraderidir, sahabidir. Sahabemden birisine laf uzatan bana uzatmış olur. Bana laf atan Allah'a laf atıyor. Hadisler var, sus diyor. Allah'a, Allah'a, ashabi. Ashabım hakkında konuşmaktan susun. Onlar da insandır, yanlışlar olabilir, susun diyor. Ama lanet okuduklarını gidip görebilirsin. Yüz binler hem. Evet, şimdi oralarda giderken tabi hoca yanlış yaptığımız işte ayet, işte hadis. Öyle herkesi irşat ede ede gitmiş. Onun söylemesi de zaten oraları ıslah ede ettirecek ona. Büyük alim ya. Öyle kuvvetli alim ki karşısında kimse duramıyor. 2 sene sonra varmış Delhi'ye. Halen duruyor. Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin tekkesi, camisi duruyor. Gidip ziyaret edebilirsiniz. Eski Delhi şehri içinde. Oraya otomobil girmiyor. İnsanların geçeceği Arnavut kaldırımı diyorsunuz ya, öyle yollardan gidiliyor. Evet, oraya varmış. Bir adam çıkmış karşına.
Abdullah Taylavi Hazretlerini özür dileyecek, elini öpecek, affettirecek. Hoca efendi senin için beni gönderdi, tuvaleti temizleyeceksin demiş. Hoş geldin filan yok. Ama alim adam anlamış, biliyor. Tuvalet halen duruyor. Gitmiş tuvalette tuvalet temizliği yapıyor işte. Evet, 2 sene beyefendi. 2 senede tuvalet temizliği yapmış. Şeytan bir gün demiş ki ona, pardon nefsi. Demiş sen binlerce talebe yetiştirdin. Bütün yanlışlar düzelttin. Devlet reislerine bile hiçbir şey vermedin. Herkese kabul ettirdin dini. Burada ne yapıyorsun? Affedersin, bok temizliği yapıyorsun. Sana yazık değil mi? Ulan demiş namussuz, senin yüzünden buraya geldim zaten demiş. Durmayacağım sözünü demiş. Tam o sırada o adam yine gelmiş. Hoca efendi seni çağırıyor demiş. Artık şeye ulaşmış, terbiye olmuş. Demiş tamam, tamam hemen doğru git çıma. İrşat şeylerine başla, derslerine. 2 sene tuvalet temizlik olabilir yahu. Evet efendim. Oraya gittiğin zaman Afrikalı. Nasıl sarımsak yiyorlar. Ne güzel kokuyor bu. Vay şu herife yok sakın ha. Evet. Orada birbirlerine kavga ediyorlar. Sanki bizimkiler rahat mı duruyor? Alo. Tırları yüklediniz mi? Şu malları şuraya gönderin. Ula orası ticarethane mi lan? Tavaf ediyorsun be adam. Şşş. Sus lan. Deme bak böyle var işte. Seni deneyici sabretmeyi öğrenecek mi biliyor mu? Evet. Veya işte geliyor o Nijeryalı 1.90 boyunda 90 kilo genç. Adam kalbinde kötülük yok. Seni eze eze gidiyor Çacı Reşit'i öpeceğim diye. Ayağını bir bastığı zaman Allah nasıl acıyor. Ulan vay sıpa falan demez sorusu. Orası imtihan yeri. Sus bak, doğruyu bile söylemeyeceksin. Sus, sabrı öğreneceksin. Hacılık çok zor, öyle. Kabe'ye bakmak bak, orada yorgunsan, ibadet edemiyorsan, Kabe'ye bak, güzel Karadolu Beytullah'a bak. O da ibadettir diyor Peygamberimiz. Gidersen, inşallah de ya. Hay Allah ya Rabbi ya Resulallah. Böyle bakıyor, tut demiş bülbül gibi. Kabe'ye gitmek kötü mü ya? Yazılır bakarsın ya. Evet, bunu unutma ha. Efendim onu söylüyor. Ben nazar fil mushaf. Kur'an-ı Kerim'e bakmak da ibadettir. Esas okumak tabii de. Ama ben bilmiyorum falan deme. Kal çıkar lan. Yoruldum, tesbih çektin, yoruldum. Aç Kur'an'ı seyret böyle ha. Kur'an-ı Kerim'e bakmak da tabii esas okumak da bilmiyorsan bak lan bak. Ama tabii abdestsiz alınmaz. La yemessühü illel mutahharun. Bakın Mushafları ilk sayfası bu ayet yazar. Abdestsiz olanlar Mushaf'a el süremez. Tabii abdestsiz camiye gelen adam hepsi. Başka yerde de Mushaf'a baktın mı ibadettir. Gır gır geçme. La böyle laflar etme. Bırak bak. Peygamber bunlar beleş ya. Kök kazma değil. Gaz demiyor bak. Mushaf'a bak diyor. Kazanırsın diyor. Kabe'ye bak kazanırsın diyor. Evet. Tabii önemli olan okumak, onu söylüyoruz. Evet. Şimdi kıraat neye üstün? Kıraat için bak, bakmak ibadet dedi değil mi? Okumak için bakmıyor musun? O ibadette var. Bir de dilin oyna diyorsun. Ağzını, gözünü kullanıyorsun. Ağzından kullanıyorsun. Çalışıyorsun, bir de oradan geliyor, bir de okuyorsun. 3 tane ibadet var, ondan dolayı okumak. Sadece kalben değil, azalarını da kullanırsan üstünlüğü orada. Evet, Kur'an okuyan adam dilini, gözünü Allah için kullanıyor. Tabii ondan dolayı üstündür. Hatta hafız ezber okuyor. Tamam güzel. Ama hafız olmasına rağmen yüzünden okursa gene çok kazanır.
Çünkü yüzünden okumak ayrıca bir kazanç. Ezberinde okuyunca da tamam kazanıyor da, yüzünden okumak ayrıca faziletlidir. Çünkü onda bir fazlalık var. Evet. Min gayri en yakra. Evet, okumaksızın Kur'an'a bakmak da ibadettir. Ve nazar fi veçil alim, ilmiyle amil, şeriat aliminin yüzüne bakmak da ibadettir. İlmiyle amin. Evet. Vel murat el ilm şer'i. Şer'i ilim. Evet. Ötekiler de güzel. Doktor, mühendis hep işimizi görüyorlar. Ama ibadet kim? Şeriat ilimleri alimi. Bunun ilmiyle amil. Evet. Yahudi alimler de var. İnsan bilimler biliyor. Bilecek ve de bildiğini uygulayacak. Böyle alimlerin yüzüne bakmak da ibarettir. Evet. Daha da var. Bu hoca, Allah razı olsun, diyor ki ve nazar ile veçil valideyni. Evet. Ananın babanın yüzüne bakmak da ibadettir. Sevaptır diyor. Allah Allah. Beleş sevap bunlar. Tabi veren moruk, gülen diye değil, gözün içine güleceksin. Benim veli nimetim bu diye. Öyle gözün içi gülerek. Anaya babaya bakmak da ibadettir. Sevap kazanır. Yalnız Kabe'ye bakmak kadar değil diyor. Düğüne nazar ilel Kabe. Kabe'ye bakmaktan biraz aşağı. Ama o da ibadettir. Görüyorsun ne kadar kolay din. Terlemek yok, yorulmak yok. Beleşten sevap. Bunları bilince de kazanç ona göre. Kabe'ye gittin işte böyle yap. Ha, ne kadar güzel. Ebu Hureyre Hazretlerinden nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatler bizi nail eylesin. Evet. Hamsün. Evet, beş haslet vardır. Muazzam beş haslet vardır. Men faalehunne fi yevmin, bir günde o beş hasleti yapan kimse olursa ketebehullahu min ehlil cenne. Allahu ekber. Cennetlik yazar Allah onu diyor. Bir günde beş şey yapan cennetliklerden olur. Allah cennetlik yazar onu. Allahu ekber. Kimdir onlar? Evet. Yani melaikeye yazın diye emreder Allah bu beş şeyi. Bir günde yapan. Evet. Hüsnü hatime sahibi olur. Bir günde yapacağın şeyler. Cennetlik olmak için. Hüsnü hatime sahibi olmak için. Men ade meridan. Bir hastayı ziyaret edeceğiz. Hastayı ziyaret eden adam bir. Gidince sen gar yarına çıkmasın demeyeceksin lan. Allah acil şifalar versin. İnşallah yakında dönersin. Moral vereceksin adama. Evet, moral vereceksin. Olur mu ya? Mümine acısına ortak olacaksın. Derdine ortak olacaksın ki hafiflesin. Moral vereceksin ana. Evet, bir hastayı ziyaret. Bu akraban olmasın varsın. Akraban olmasın varsın. Bir hastayı ziyaret edersen bu bir. Ve şehide cenazeten, bir cenaze namazına katılırsan. Evet, bu köylerde olmaz değil mi? Hem cenaze namazı katılacaksın, hem hasta ziyaret edeceksin. Şimdi söyleyecek. Bu ancak Mekke'de olabilir. Değil mi? Büyük şehirlerde olabilir. Ve şehide cenazeten, evet, cenaze namazı katılır, namazını kılarsa iki ve sâme yevmel cuma, cuma günü oruç tutarsan. Cuma günü oruç tutmak iyi olmaz hocam diyorlar. Yok lan. Cuma günü oruç tutmayı adet edinirsen mekruhtur. Ramazan'da cuma günü oruç tutmuyor mu? O güne rastlayınca olur mu? Adam duruyor cuma günü oruç tutmayı kendine prensip edin. Bu mekruhtur. Çünkü cuma günü müminler birbirini ziyaret edecek. Ziyaret edince çay içecek, şeker yiyecek, baklava yiyecek, kebap yiyecek. Müminler memnun olacak, kaynaşacaklar. Bayramı müminlerin.
Ama adam başka gün durmuyor. Cuma günü oruç tutuyor. Bu mekruhtur. Ama bakın şimdi Cuma günü bu hadise uymak maksadıyla Cuma günü, çünkü Cuma günü oruç tutacak dedi. Bir, hasta ziyareti. İki, cenazeye katılacak. Üç, Cuma günü oruç tutarsa, tatavvu, orucu. Evet. Varaha yevmel cuma rahiben fihi, ve cuma namazına yürürse, giderse, cuma namazına gideceksin, cuma kılacaksın yani. Hem oruç tutacaksın hem de cuma namazı kılacaksın. Gideceksin. Ve tasaddaka bima kuddire aleyhi, ve sadaka vereceksin. Beş. Birisini bir daha söylüyorum. Bir. Beş şeyi yapan cennetlik olur. Bir. Evet. Hasta ziyaret edeceksin. Unutma. Cenaze namazına katılacaksın. Müminin cenaze namazına. İki. Üç. Cuma günü oruç tutacaksın. Cuma günü olacak bu iş yani. Dört. Cuma namazına gideceksin. Beş. Sadaka vereceksin. Bu beş şeyi aynı gün yapan cennetlik olur. Allah melekler emreder, bunu cennetlik yazın der, diyor. Evet, hacca gidersen inşallah de, ya Allah Allah, yok o adam. Buna sizle hiç yola çıkılmaz be. Evet, bu orada oluyor çünkü her namazda bir sürü cenaze oluyor değil mi? Burada cuma günü isen öğlen olmasın, nereye gideceksin? Eksik. Cenaze namazı kılacaksın diyor. Bak beş şeyi arıyor. Kabe'de bu gari hazır. Evet. Ve de Medine'de hazır. Ha. Öyle yerlerde her vakit cenaze hazır. Aha böyle. Cuma namazı, cuma günü oruç tutacaksın, cenaze namazına katılacaksın, cumaya gideceksin, sadaka vereceksin. Evet, oruç tutacaksın, hasta ziyaret edeceksin, cennetlik olacağım. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Meleklerine öyle emreder. Evet. Evet. Bunları Allah rızası için yapacaksın. Evet. İbn-i Hibban'da bir tane daha fazla şey yazmış. Bir tane de köle azat edeceksin demiş. Ama benim okuduğum şimdi hadiste bu beş şey var. Şimdi kölelik yok. Evet, Ebu Said Hudri'den Ricaluhu Sikat, bol keseden verdim hoca, bu hadisler şudur diyenler var da, hoca demiş ki Ricaluhu Sikat, hadisi nakleden raviler sağlam hadislerdir. Haberin olsun. Hamsün leyse lehünne kefaret, beş şeyin kefareti yoktur. Halimci orucu bozdun mu? Kefaret orucu tutuyorsun değil mi? Tutamayıcı olsan işte var. Ha, beş şeyin kefareti yoktur. Eşşirkü billah. Gavurluğun kefareti yoktur. Gavurluğun kefareti nedir? Mümin olmaktır. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedin mi gavurluğun kefareti kalmaz. Hazreti Ömer la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi değil mi? Ve dünyanın parmak sürdüğü adam oldu. Kabiliyeti var, zekası var. Herkes onun gibi olamıyor. Öbürleri de çok güzel ama Ömer başka. Onu söyledi, eski haline, yeni haline, şuna bak. Bu kelime, gavurluğun kefareti imandır. La ilahe illallah. Hem müşrikken, evet, müşrikken olmaz. Şimdi, bana kızıyorlar ama ben kitaplarda olanı arz ediyorum. Kabul edip etmemek size ait. Allah'a şirk koşmak iyi değildir diyorlar değil mi? Öyle. Evet. Şimdi mezine çatmıyorum. Genel söylüyorum. Söylüyor. Bilal-i Habeşi, camiyi yaptıran Kanuni Sultan Süleyman, bilmem ne. İçin, ruhlar için, bilhassa Allah için etme hocam. Çok alim buna itiraz ediyor. Bilal-i Habeşi'yi, Kanuni'yi,
Mimar Sinan'ı, bu cemaatin geçmişlerini Allah'la yan yana getirdin. Şeklen bu diyorlar, yanlıştır. Olur mu? Benim niyetim o değil ki. Evet. Fıkıhtan misal vereceğiz tabii. Şimdi güneş doğarken namaz kılınır mı? Güneşten burada doğarken namaz kılınır mı? Batarken? Niçin? Çünkü güneşe tapanlar o saatlerde ibadet ediyor. Sen de kılamazsın. Benim niyetim güneşe tapmak değil ki demiyor. Bak dikkat ediyor musunuz? Yasak diyor fıkıh kitaplarında. Şeklen ona benzediğin için. Ben de müezzin efendiye diyorum. Kabul ede etmez. Kendi bilir de. Evet. Yerini söyleyebilirim. Şunun için, şunun için El Fatiha diye hocam. Şunun için, şunun için Allah rızası için deme hocam. Yan yana şeklen Allah'la o adamları yan yana getirmeyi alimler kabul etmiyor. Ortak kabul etmiş oluyorsun şeklen. Allah rızası için El Fatiha de. Veya Kanuni Sultan Süleyman için, Mimar Sinan için, falan için El Fatiha de. İşte ben de kitaptan söylüyorum. Gene siz bilirsiniz. Tabii. Siz bilirsiniz. Evet. O da bir o yanlıştır diyorlar. Şirkin kefareti ancak imandır. Onun kefareti olmaz. Ve katlun bi gayri hakkin ve masum bir nefsi hiçbir hak, hukuk meselesi, şer'i ceza gereği olmaksızın öldürmeknin kefareti yoktur. Evet. Men katale müminen müteammiden fecezavuhu cehennemi haliden. Ya ayet bu. Kasten bir mümini hiçbir şer'i ceza vermiyor. Hakim emretmemiş. Sana tecavüz etmemiş. Bir kadını cezaevi etse birisi ırzına geçerken öldürebilir. Meşru müdafaadır. Seni öldürmek için öldürebilirsin. Meşru müdafaa haktır. Evet. Senin evine girmiş gece başka türlü kovma imkanı yok. Öldürebilirsin. Böyle değil. İşte herif yol vermedi diye adam öldürüyor. Yol vermedi adam öldürülür mü? Selam vermedi diye adam öldürüyormuş. Olur mu? Gazeteler geçiyor yani. Haksız yere şer'an öldürülmeyi hak etmediği halde bir adamı öldürürsen kefareti yoktur. Cezası cehennemdir. Allah'ın şeyi bu. Evet. Ayet bu. Ayet bu. Ben de duyuyorum. Aman ya Rabbi. Adam öldürmek çok ucuzladı şimdi yahu. Bir kimseyi haksız yere öldüren ne diyor Kur'an'da? Yeryüzünü yakmak, ateşe vermekten daha kötüdür, berbattır diyor. Kur'an'da böyle var. O kadar veballi bir iştir. Evet, Allah'a ortak koşmanın kefareti yoktur. Bir, haksız yere adam öldürmeknin kefareti yoktur. Evet, ve bühtül mü'min, Allahu Ekber. Şeytan bizi nerelerden yıkıyor görüyor musunuz? Mü'mine mühtan etmek, mümini dehşete koymak, müminin yapmadığını söylemek, onu dehşete düşürmek, evet, mühtan etmek, bunun kefareti yoktur diyor. Adama gideceksin, ulan ben senin ananı sevdim, babanı sevdim. Herhalde sana rahmet okumaz değil mi? Ne yapar seni? Kolay mı o? Söylemeden de Allah kul hakkına karışmıyor. Cezasını çekeceksin. Her sene hacca gitmiş, sabaha kadar ne teheccüd kılmış ama herifin karısına sövmüş, kendisine sövmüş aleyhinde. Veya hainin tekidir o. Ne çıfıt çarçıdır o. Adam böyle bir şeysi yok, mühtan etmiş. Adamla helalleşmeden Allah onu affetmiyor.
yığdığı sebeplerden bütün alıyor, hepsini alıyor. Elif cas çavlak kalıyor. Müflis kimdir diye sormuş Peygamberimiz. İşte demişler ya Resulallah, borcunu alacağı parası yetmeyen. Yok demiş, yok, müflis o değil. Müflis budur işte. Öyle amellerini hazırlamış sevap harmanını, ama kul haklarını herkes, o benim de hakkım var, ben de alır alır don gömlek kalmış herif. Aha müflis budur diyor. Ondan sonra güle güle cehenneme. Ya Allah korusun. İşte bu başkasına bühtan etmek. Çok kimsemizin yaptığı şey maalesef. Ne kadar ağır görüyor musun? Allah'a ortak koşmanın kefareti yoktur. Haksız ile adam öldürmenin kefareti yoktur. Bühtan, mümine bühtan etmenin kefareti yoktur. Evet. Evet. Evet, bu diyor ki el mümin enne zimmi leyse kezalik. Bu mümin içindir. Gavura desen o da yanlış ama o değil. Onun o kadar büyük değil. Çünkü gavura da yapmadığı şeyi iftira edersen hakkını alacak senden. Evet. Bir arkadaş çünkü süper zeki, İngiliz gavuruna mal satarak zengin olmuş. Ama aldatmış gavuru. Sonra işte yolu bize düştü, beraber haç ettik filan filan. Bunu anlattı. Biz bunları dinlerken bul dedim çoluğunu çocuğunu, aradım bulamadım dedi, kaybolmuş. Ve paralar dedim. Paralar aldım. Su indirttirdim ona. Bir memleketin camisinin suyu yok. Ve paralar dedim. Su indirttirdim. Kıyamete kadar o su akacak. Millet abdest alacak, içecek, sevap kazanacak. Gavur da muazzam Everest Dağı kadar sevabı olacak tabii. Su devamı, su hayrı gibi var mı? Tüketemez senin hayrın dedim. Ver paraları. Aha böyle hiç onun hayrı helallaşamazsan böyle bir hayır işte de açıkta kalma, iflas etme. Vel firar minez zahf. Evet. Harpten kaçmak. İstiklal Harbi'nden kaçanlar var. Samanlıklarda saklayanlar var. Evet. Harpten namusunu, dinini, imanını çiğnetmemek için şimdi de o zaman da her zaman hazır olacaksın. Yaşlı genç, kadın erkek, devlet genel seferberlik ilan etti mi? Ben yaşlıyım, ben kadınım, ben şuyum, yok. Emret, hazırız. Yapabileceğim şeye. Bu duyguyla yaşamayan da iman yok diyor Peygamberimiz. Anlıyor musunuz? Şimdi adam askerlikten kaçıyor. Asker benim namusumu bekliyor. Canımı bekliyor, malımı bekliyor. O asker nöbet tutmasa burada rahat dinleyebilir misin bu dersi? Sen bu maksatla şey tutacaksın. Kumandan namaz kılmıyormuş, sana ne? Ocak budur. Müminlerin imanının, namusunun, şerefini koruyorsun sen. Bu niyetle askerlik yapacaksın. Evet, harbe girdin, kaçmayacaksın. Kaçarsan kefareti yok. İlâ cehenneme zümera. Senin günahını denk gelen kimse yok. Evet, harpten kaçmak. Evet, elhamdülillah. Aziz milletimizde bu duygular sağlam elhamdülillah. Onun için bizden korkuyorlar. Askerliği iyi beceriyoruz. İşte Afrin'e girdik. Olmayacak şeyi başardık. Mehmet'imiz, askerimiz böyle güzel. Biz de askerlik yaptık. Bu Yunanlar aramız bozulduğu zaman biz Midilli'yi vuracağız. Siper'e girdik. Helallaştık. Her an bom gidebiliriz. Ama harp başlamadı ama orada bekledik. Evet. Bir başka mevzide bir başka askeri nöbetçi koymuş. İleri gözcü. Yani düşman ne yapıyor? Onun elinde şeyler var. Arkaya bize bildiriyor. Buna ileri gözcü denir. Koymuş.
hükümet savaşa karar vermedi. Onlar çıkmadı karşımıza. Şu oldu, bu oldu. Siperlerden çekildik. Evet. O ileri gözlüğü Mehmet'i unutmuş komutan. Hadi çocuklar, gitmişler. Kimse yorgun, argın, uykusuz, uyumak yok. Her an düşmanla kapışacaksın, uyku yok. Bizim Mehmet böyle ileri gözcü, tüfeği elinde. Evet. Bir hafta sonra bakmışlar ki Mehmet hala tüfeğinde böyle bakıyor. Öyle açlıktan bayılmış ama tüfeği öyle. Elhamdülillah böyle bir askerimiz var. Beni buradan şey etmediler diye devam ediyor. Uykusuz kaldım, aç kaldım diyor. Bu ruhu Allah bizden almasın inşallah. Evet, bu ruh elhamdülillah bizde var. Başka yerde pek yok. Elhamdülillah görüyorsunuz, harpten kaçmak kefareti olmayan muazzam büyük günah. İslam'ın zaafından ileri gelen bir şey bu. Evet. Evet. Ve yemin sabira bi katnin biha malen bi gayri hak. Allahu ekber ve lillahi hamd. Ya başkasının hakkı var. Yalan yere yemin ediyorsun, o hakkı kazanıyorsun. Yalan yere yeminle kul hakkını kazanıyorsun, elde ediyorsun. İşte bu yeminin de kefareti yoktur. Öteki yeminleri 3 gün oruç tutarsan ödüyorsun değil mi? Mesela. Ama yalan yere yeminin kefareti yoktur. Öyle diyor Peygamberimiz. Ve yeminin sabira bi katmun biha mala malen bi gayri hak. Başkasının malını o yalan yere yeminle şey etmiş oluyorsun, almış oluyorsun. Bunun da diyor şeysi yoktur. Evet. Bunun kefareti de yoktur. Maalesef şimdi mahkemelerde adamlar bekliyor. Ben avukatlık yaptırır mıyım? Şimdi bilmiyorum. Benim zamanında. Şimdi var mı bilmiyorum. Mahkeme salonunda Halif Geçim Vasıtası yapmış bunu. Bekliyorlar. Hakim diyor ki uzatmıyorum. Şahidiniz varsa diyor hemen halledelim. Var efendim diyor. Yok lan. Avukat var efendim diyor. Çıkıyor. Ben. Kim paraya ucuza gelse onu veriyor parayı. Ne diyeceğim diyor. Görmemiş, duymamış. Şöyle diyeceksin. Namusu ve şerefe, dinine, imana yemin ediyor musun? Hakkı bir de yemin ediyor. Buyurun. Buyurun efendim. Görüyor musunuz? O mahkeme yoluyla da bir başkanın hakkını senin oluyor, onun oluyor. Böyle bir adamın bu günahının kefareti yoktur. Aman ya Rabbi. Evet. Evet. Ahmed İbn Hanbel Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Hamsun fi salati. 5 şey vardır. Farz veya nafile namazlarda mineş şeytan, şeytandandır o. İblis aleyhillâne ve askerindendir. Nedir o? El-gutaz. Hapşırmak. Hapşırmak. Okuyup dururken ne güzel Kur'an okuyorsun. Oh. Oh, diyorsun değil mi? Bazen cami inletiyor. Öyle bağırıyorlar ki. Görüyorsunuz yani. Şeytandandır bu diyor. Şeytandandır. Onun için camiye girerken iyi besmele çek. Namaza girerken iyi besmele çek. Gelmesin. Besmele onun kapılarını kapatıyor. Ama bunları yapmazsan tam böyle hem de ne kadar tatlı hapşırttırır ya hain. Nasıl bağıttırıyor. Evet. Bunun diyor bu şeytandandır. Bir. Ve tesaüp. La havle. Namazda esnemek. Hiç esnemiyorsunuz değil mi? Maşallah, barikallah. Allah bizi affetsin. Görüyor musunuz? Ne kadar iş ince. Allah bizi affetsin. Namaz kılıyoruz biz diye havamızdan yanımıza varılmıyor.
Esnemeyen var mı lan namazda? Aman yarabbi. Namazda esnemek şeytandandır. Gaflet alametidir. Şeytan size diyor, sende girecek kapı bulması gelir mi? Demek kapı bulmuş ki esnediyor seni. Allah affetsin bizi yahu. Böyle iki namaz kılıyoruz, havamızdan yanımıza varılmıyor ya. Dur lan dur. Baksana böyle namaz kılabiliyor muyuz? Hep anlatıyorum ya. Hazreti Ali'nin bacağını harpte hop baldırından girmiş, öte yana çıkmış. Şimdi çıkaracaklar, uyuşturucu yok, uyutucu yok o zaman. O oku çıkarmak kolay mı? Durun demiş. Hemen bir abdest almış, namaza durmuş. O birinci rekattayken o oku çıkarmışlar. Kızgın demirle dağlamışlar, sarmışlar. O hiç acırtını hissetmiyor. Namaza bak be. Namaza bak be. Hiç acısını hissetmiyor. Selam vermiş. Başlasanıza demiş. Başlasanıza. Ya Ali demişler, biz birinci rekatta sen kıyamı öyle uzattın ki kendinden geçmiş Allah'ın huzuruna durunca. Biz birinci rekatta hepsini hallettik demişler. Allah bizi böyle namaz kılmayı nasip etsin. Yok. Biz öyle değil. Şimdi adam bakkal namaz kılıyor. Gelmiş. Sirke var mı? Var yani. Ama demiş ben böyle keskin sirke namazlar. Çok keskin. Bir de böyle namaz kılan ne var değil mi? Evet. Ve geliyorlar. Ya kimseler yok. Biz ta nereden geldik? Evdeyim yani. Namaz kılıyorum lan. Ya Allah bizi affetsin ya. Görüyorsunuz ya. Ya namazda esnemek şeytandandır. Evet. Ondan sonra hapşırmak şeytandandır. Verruaf. Evet. Kanama, burun kanaması şeytandandır. Abdestin, namazın bozulmuyor mu? Bozuluyor. Evet. İmam kimse elinde olmayarak burnu kanadı. Hemen burnu düz çek, halıyı baptırmamak için. Hemen arkasındaki adamı yerine geçirecek. Aynı yerden arkasındaki adam devam edecek. Namazı bozmak yok. Çünkü Kur'an'da la tubtulu amalekum var. Başladığınız ibadeti iptal etmeyin. Namazı başladınız, namazdan kurtulmanın yolu ne? Selam vermek. O zamana kadar devam edecek. Çare bu. Peygamber koydu. Onun için bunu bilmeyen adam imamın arkasına durmasın. Burada namaz kılıyoruz. Delikanlı geliyor. Kolu kısa, başında takke yok. Tamam, ön safa gelmiş. Ön safa durmak en çok kazançlı saf. Güzel de mübarek. Şu halinle sen imam olabilir miyim? Hiç öyle gözükmüyorum. İki kişiye imamlık yapabilecek iki kişi için orayı durmayın. Ama ön safa gelin durun. En çok sevabı birinci saftakiler alıyor. Fakat delikanlı geliyor tam imam arkasına dur. Yok sen dur arkadaş, iki kişi. Çünkü öteki de şey özürlü olabilir değil mi? İmamın başına böyle bir şey gel, bunu bilecek. Ha imam hiç konuşmadan bunu tutacak. Yerine onu geçirecek, o namaza devam edecek. Elinde olmadan ama şeytandandır. O huzuru bozdu, gidecek abdest almaya gidecek, şu olacak, bu olacak değil mi? Bir sürü şey. Ne güzel namaz kılıp dururken bu olmalar iyi bir şey mi? O da burun kanaması namazda şeytandandır. Vel hayız, kadın namaza durmuş, hayızı gelmiş. Bu da şeytandandır. O güzelim namaz gitti. O güzelim namaz gitti. O da şeytandandır. Evet. Hazreti Ammara bin Ubeyde Hazretlerinden hadis-i şerif nakledilmiş. Evet. Şimdi de bir hadis daha okuyalım. Kamsun taaccül Allahu li sahibihinne el ukube. Evet. Beş şey vardır. Bu beş şeyin sahibini ne Allah cezayı acele eder vermekte. Cezalandırmakta Allah acele eder bu beş şeyi yapanlara.
kim diye. Ötekileri durun, belki istihbar eder. Hatta emredermiş bu. Kötülük yaptık mı, bu yazmak istermiş. Kötülükler solumuzdaki melek yazıyor, kiramen katibin. Sağ kumandan dur. Belki estağfurullah der, pişman olur, yazma lan. Yazıp çizmek iyi bir şey değil, defter karalanır, sabret dermiş bu kumandan ya, beklermiş. Ama şimdi beş şey oldu mu hemen acele cezalandırır. Evet, sonu bırakmaz. Nedir o? El-Bagyu. Evet. Evet. İnsanlara zulüm. İnsanlara zulüm. PKK'nın yaptığı şimdi. Daha çıkıyor. Sivil vatandaşı vuruyor, öldürüyor, patlatıyor değil mi? Evet. Bu Allah bunları azap etmedi, acele eder. Vel-Kadir. İnsanları kadir ediyor. Söz vermiş, yerini getirmiyor. Akit yerini getirmiyor. Evet. Ve hukukul valideyn. Aman ya Rabbi. Ana babaya zulmedilerin cezasını Allah çabuk verir. Ben biliyorum. Evet. Teyzem vardı. 103 yaşında vefat etti. Gözü görmüyor, kulağı duymuyor. Oğlu onu dövüyordu. Neden batırıyorsun buraları diye. 90 yaşındayken. Ama bir iki sene sonra bir baktım, çıldırdı herif. Sokakta talebeler dürtüyordu onu. O hale getirdi adamı. Sen misin ananı döven? Aa, bak ne diyor bak. Allah anasına babasına zulmedenin cezasını çabuk verir. Verdi, gözümle gördüm ya. O akıllı adam çıldırdı böyle, kafa yok, deli. Çocukla kıçını dürterdi onunla, o hale düşürdü Allah. Başka da var, çok biliyorum. Gözümle gördüm. Anasını babasına zulmedenleri Allah böyle acele eder. Bu hadisin gerçek yani. Evet, ceza bir bu, insanlara zulmeden. İki, insanları kadir eden. Üç, anaya babaya zulmeden. Ve katiatur rahim. Evet, akrabasını, evet, akrabasını arayıp sormayan, bırak ya şum şeyleri be. Konuşmasını bile bilmez bunlar. Ne kültürü var, ne ilmi var, ne görgüsü var. Kendisi gar İstanbul'a gelmiş, adam olmuş. Hiç köylüler ne, hiç sıvır. Hiç arayıp sormuyor. Gidip hallerini sormuyor. Evet, onları evet terk etmiş. Hiç. Ve marufun la yüşkar. Evet. İyilik yapmışlar sana. Allah razı olsun de yahu. Teşekkür ederim de yahu. İyiliğe karşı daha göze fazla iyilik yap. Yiğitlik bu. Ama herif sana maddi yardımda bulunmuş. Ama senin imkanın yok. En azından Allah senden razı olsun. Cezakallahu hayra. Allah sana hayırlarla mükafatlandın de. Ödemektir bu. Cezakallahu hayır. Hayra öde sana. Böyle yapmıyor. Hiç yaralı bile olmuyor. Şimdi yani siyaseti anlamayın yalnız da. Bu hastalık kimimizde particilik için var. Kimisi bilgimi bilmediğimiz için var. Kimisi bir adama kızdığımız için var. Ben buraya boğazı gelmek için 1,5 saatte erken çıkıyordum. Ama denizin altından yol yapıldı. 16 dakikada geliyoruz. Ne maksatla yapılsa yapılsın. Güzel bir şey değil mi? Hem geçiyor oradan hem de küfrediyor. Ulan niye küfrediyorsun ya? Yapmak zorunda diyor. Niye küfret o zaman ya? Evet, görüyor musunuz? Ve marufen la yüşkar. İyiyse teşekkür. Sağ olsun. Kötüyse Allah affetsin. Müminin buna alışmalı. Bu bizim norm, hayatımızda peygamberimizin bir prensipleri. Birisi iyilik yapmış, teşekkür etme hiç. Tabii yapmak zorunda. Niye zorunda olsun sana? Öyle hiç böyle bilmeyen, iyiliğe teşekkür etmeyen. Men le yeşkurun nase. Allah'a şükretmeyi bilmeyen adam la yeşkurullah'a. Allah'a şükretmesini de bilemez diyor peygamberimiz.
İnsanlara bir şey yaptım teşekkür ederim de. Adam ya sana iyilik mecbur değil ki. Allah senden razı olsun de yahu. Evet, böyle nadir kimseler de olsa görüyorsunuz ne kadar kötü. Evet, cezalandırmıyor Allah böyle adamları, acele eder diyor. Zeyd ibn-i Sabit, evet, vahiy katiplerinin başı Zeyd ibn-i Sabit, evet, radıyallahu anh, büyük günahlar kitabında şey etmişler, onu almışlar. Allah onlardan razı olsun. Güzel peygamberimizin bu uyarılarına dikkat edip de sünneti kendine hayatın rehber edinip belleyip uygulayan, başka müminlere de öğreten, böylece peygamberimizin yüzü iki cihanda ak çıksın dedikleri olmayı Allah bize nasip etsin. Amin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezi la ilahe illa hu, el-hayyel-kayyum ve tubu ileyh. Fatiha-i Şerife, Besmele ile beraberimiz. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke şerif ma'al besmele-i şerife. Elem neşrah leke sabr. On birer ihlas-ı şerif besmele ile beraber misin? Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı kabul eyle, dersimizi kabul eyle, okuduğumuz Süver-i Celil'i, Ayet-i Kur'an'ı kabul eyle. Sevabını Peygamber Efendimiz cümle peygamberli aleyhim salavat ve teslimatın ervah-i paklerine, ehl-i beyt el ashab-ı edvalı rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimiz ervah-ı kutsiyelerine, bil cümle ahirete itihar eden mümin-i müminat rahmetullah aleyhim ecmain ervahına, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahabenlerimizin ervahıyla beraber şuracıkta toplanan bizlerin ahirete göçmüşlerimize, şühedanın, kuzatın, ashab-ı hayratın, garip müminlerin ervahını hediye eyledik vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve kabardar eyle. Makamlarını âli, derecen yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İmanımızı kamil, ahlakımızı güzel, ömrümüzü hayırlısıyla uzun, rızkımız helalden bol, akıbetimizde hayır eyle. Bu aziz vatanı ve İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, içtimai,
ve iktisadi, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirik ve netubu ilek. Sübhane Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.